Bir önceki dersimizde AVI dosyasından bir thumb almayı öğrenmiştik. Bunun için diğer örnekleri gerçekleştirmedik. Yani diğer formatlardan bir thumbnail almayı, bir resim çekmeyi göstermedik. Şimdi bununla ilgili bu gördüğünüz tüm formatlardan birer ekran görüntüsü almaya deneyeceğiz. Şimdi öncelikle burada neler yapabiliriz? AVI'yi yaptık. FLV, MOV ve MP4 dosyasıyla bir de WebM dosyasını test olarak kullanabiliriz. Şimdi ben videos içerisinde thumb içine giriyorum ve burada gördüğünüz gibi input.mp4 dosyası var ve image4 adını verdim ben buna. Yeni bir resim oluşturacak. Resim saniyesi olarak da 20 verdim ve oluşturduk. Bu MP4 dosyasıydı. Yani farklı bir videonun dosyasıydı. Burada gördüğümüzde benim VPF eğitimimin ekran görüntüsünü almış olduk. Şimdi farklı bir formatla deneyelim. Bu da input FLV olsun. Bunun da adı image6 olsun. FLV'nin uzantısını hatırlamıyorum. Yani uzunluğunu hatırlamıyorum. Düzelteyim. Evet. O da plate, yani plaka videosuydu. O yüzden yeni bir tane oluşturdu ve farklı saniyeden çekti bunu. Şimdi test WebM dosyasından bu işlemi gerçekleştirelim. Bunun için de 6 adını verdim. Bir öncekinin üzerine yazdı bu arada. Yanlışlıkla yaptık. 7 yapmamız gerekiyordu. Evet, gördüğünüz gibi bundan da bir thumbnail almış olduk. Şimdi son olarak bir de MOV dosyasından bunu yapalım ve onun da adı image7 olsun. Şimdi input.mov diyorum. Evet, işlem başarılı. Gördüğünüz gibi biz tüm kullanılan video formatlarından bu şekilde bir ekran görüntüsü alabiliyoruz.